Yılın yarısını evlerinden uzakta arı kovanlarının başında geçiren gezgin arıcıların zahmetli mesleklerine zaman zaman eşleri ve çocukları da eşlik ediyor. Geçimlerini bal üretiminden kazanan arıcıların bazıları çeşitli kaliteli ve daha fazla bal almak amacıyla bu işi gezgin olarak yapıyor. Kamyonetlerine yükledikleri içi bal arısı dolu kovanlarıyla bahar aylarında çıktıkları bal yolculuklarında Anadolu'nun pek çok yöresini gezen arıcılar en az 6 ay evlerinden uzakta bal mesaisi yapıyor. Arıcıların çoğu arılarla baş başa bir hayat sürerken kimi de okulların tatil olmasıyla ailesini de yanında götürüyor. Gezgin arıcılar elektrik, su, ev aletlerinin olmadığı, teknolojiyle yaşamaya alışmış insanlar için imkansız şartlarda ekmeklerinin peşinde koşuyor. Edirne'de Karaçalı balı ve çiçek balı üreten arıcıların çoklukla tercih ettikleri şehirlerden, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Muğla, Ordu ve Rize'den 92 gezgin arıcı Edirne'de bu yıl üretim yapıyor. Cengiz Yıldırım da ailesiyle Edirne'de gezgin arıcılık yapan göçebe yaşamın içinden bir arıcı. Eşi Melek ve kızı Cennet'le kurdukları 10 metrekarelik çadırda yaşayan Cengiz Yıldırım 10 yıldır gezgin arıcılık yapıyor. Bu işi 10 yıldır yapıyoruz. 10-12 yıldır oluyor. Doğru yerler oluyor. İç Anadolu'lara falan gittik. İşte çoğu çocuk bu işe meyil veriyoruz. Bu işlerle uğraşıyoruz. İnşallah ekmeğimizi çıkarmak için. Kazanç peşinde koşuyoruz ifaça etmek için. Kayseri'ye gittim, Kırşehir'e gittim, Sivas'a gittim. İşte bu evvelki yılda buradaydım. Bir de bu yıl buraya geldim. 3 ay, 4 ay falan, 3-4 ay o arada oluyor işte. Çocuklarımız hayata yani bazı zorluklar oluyor hayatta. O da olması gereken bir şeyler. Bir zorluk olmadan kere geleceğin de bir sahibi olamıyoruz. Çünkü bile bir zorluk olması gerekiyor. İşte bebelerimiz de onları da alıştıracağız nasip olursa böyle bir zorluklara alışması gerekiyor. Biz kendimiz daha önce de çok yalnız da gittiğimiz yıllar oldu. Yani her şey kendimize baktı, daha çok zorunlu zamanlarımız geçti. Yani şu anda yine barakalarımız var. Önceki yıllarda çadırda duruyorduk. İyi kötü arabalarımız var. Önce o da yoktu yani. Daha da ilk başladığımda telefonlarımız da yoktu. Böyle bir hayata başladık. Cengiz Yıldırım'ın eşi Melek Yıldırım da para kazanmak için eşiyle gurbete geldiğini anlattı. Para kazanmak için buradayız. Zorlukları var. Eve benzemiyor.